Tekrar birlikteyiz sevgili Tele 1 izleyicileri. Şimdi tekrar Sincan'a bağlanıyoruz. Gönül Kasap karşımızda ve yanında bir konuğu var. Hem son durumu alalım kendisinden hem de konuyla bir kısa bir söyleşi gerçekleştirecek. Ona bir bakalım. Gönül hazır mı arkadaşlar? Evet, peki. Tamam. Şimdi o zaman bir haber görelim. Daha sonrasında gidelim Sincan'a. Bu ilişkiler ağını sizlerle paylaştık. Tabii dediğimiz gibi gerçekten de iddianame süreci de, hazırlanma süreci de çok ciddi eleştirilere maruz kaldı. Ve bunlardan, bu eleştirilerden bir tanesi Ayşe Ateş'in tabii tepkisiydi. Şimdi isterseniz Ayşe Ateş'in iddianameye tepkisine bir bakalım. Nasıl tepki gösterdi Ayşe Ateş bu hazırlanan iddianameye? Sinan Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada sona yaklaşılırken iddianamenin ortaya çıkartılması siyaset gündeminde büyük yankı buldu. Ayşe Ateş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddianameyi içi boş kağıt parçası olarak nitelendirdi. Ayşe Ateş iddianame ile ilgili yaptığı açıklamada savcılık ifademi unutmuş. Muhtemelen siyasilerin ismi geçtiği için ifadem yok. İfademin tam metnini ileride paylaşacağım. Bir ifade ancak bu kadar basitleştirilebilir. Adeta aklımızla alay ediyorlar dedi. Ayşe Ateş'in ifadesinin iddianamede yer almaması hem siyasette hem de kamuoyunda tepkilere neden oldu. Kamuoyunun kapsamı savcıdan geniş arkadaşlar. Sizler savcıdan daha çok şey biliyorsunuz. İddianamenin özelliği şudur. İddianameyi okuduğunuzda haber yaparsınız. İddianame ile ilgili yapılan haberler iddianamede bir şey olmadığına yönelik. İddianamede yeni bilgiler yok. Sizlerin her birisi, burada bizi takip eden değerli basın emekçilerinden bir tanesi eline kalemi alsa daha güçlü bir iddianame yazar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu bir iddianame değil, hukuk tarihimizin adeta çamur belgesidir. Bu iddianame görünümlü utanç belgesinin bir hukuk devletinde millet adına karar verecek hiçbir mahkeme tarafından kabulü mümkün olamazdı. Sinan Ateş rahmetlinin kimseye söylemediği şeyleri söylüyor. Ama eşin ifadesi iddianamede yok. Şimdi Sayın Erdoğan, siz eğer maktul yakınlarıyla yumuşamayı yerine katilleri ve onların azmettiricileriyle yumuşamayı tercih ederseniz verdiğiniz, Özgür Özel'le verdiğiniz resmin ne anlamı kalır? Devlet Bahçeli ise tepkilere neden olan iddianame ile ilgili davamızı yargılamak için sıraya girdiler. Hodri meydan, hukuki süreç Ankara'da mı bitecek, Pensilvanya'da mı göreceğiz dedi. İddianame hazırlandı, içi boş dediler. Davamızı yargılamak için kuyruğa girdiler. Milliyetçi Hareket Partisi olarak beklentimiz şudur. Mezkur iddianame ile ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhal başlatılmalıdır. Bakalım ki hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvanya mı dayanacak? Hodri meydan, hep beraber göreceğiz. Bilinmesini özellikle isterim ki ellerinde binlerce ülkücü şehidimizin kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz, kımıldamayacaktır. Devlet Bahçeli'nin Pensilvanya çıkışına Ayşe Ateş'ten tepki geldi. Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır. Kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir. Onun kalemini kırdık diyerek sağ sola elçi yollayanlar, birbirine mesaj atanlardır. Nereden aldığı belli olmayan bir güçle özel harekat polislerini torbacılara şoför yapanlardır. Külliyenin bir kilometre ötesinde AK Parti genel merkezinin dibinde sanki devlete kafa tutarcasına bu ülkenin iki kız çocuk sahibi, işinde gücünde şerefli bir akademisyenine gözünü kırpmadan kıyanlardır. Size operasyon çekenleri görmek için demir parmaklıkların ardına, ayaklarınızın altına bakın. Çünkü bir kısmı tutuklu, bir kısmı da yargının önüne çıkmaktan kurtulmak için hala ayaklarınıza kapanıyor. Şimdi tekrar Sincan'a dönüyoruz. Gönül Kasap bizlerle. Gönül, sendeyiz, seni dinliyoruz.
Evet. Evet, şimdi bir teknik problem yaşıyoruz. O halde hemen mahkeme içine dönelim arkadaşlar. Bakalım Derya Okatan bize neler aktaracak. Onunla bir bağlantıyı kuralım. Ve Derya Okatan şimdi mahkeme içinde, salonda ve bazı siyasiler de oraya geçmiş bulunuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. En başta olmak üzere. Tabii bazı siyasi parti liderleri bu duruşmayı takip edecekler. Bu davayı daha doğrusu takip edecekler. Ve bakalım tabii bu şeyden itibaren, yani ilk günden itibaren neler olacak, neler yaşanacak. Çünkü dediğimiz gibi Türkiye'de en önemli, yani siyasi tarihin en önemli cinayetlerinden birisi bu. En önemli davalarından birisi dolayısıyla. Çok sayıda tarafı ilgilendiren ve çeşitli şekillerde ilgilendiren bir dava, bir gelişme, bir olay. Yani cinayetten itibaren eğer ele alacak olursak, şimdi şöyle bir şey var. Tabii ülkücü hareketin ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir şekilde kırılma noktalarından birisini oluşturabilir. Böyle bir ihtimal var. Çünkü cinayet sonrasında çok ciddi tartışmalar yaşandı. Yani biz daha önceden böyle yöntemler kullanıyor muyduk? Ki başkaları için tabii yani kullanıp kullanmadıktan sorgulamadılar bugüne kadar da. Hani bu ayrı bir mesele onlar açısından baktığımız zaman, ama kendi içimizde böyle yöntemler kullanıyor muyduk? Yani böyle cinayetler hani işlendi mi daha önce? Dolayısıyla böyle bir şey oldu. Buna niye herkes sessiz kalıyor? Yani ortada bilinçli, ortada tahammüden bir durum mu söz konusu? Ve parti yönetiminin ya da ülke ocakları yönetiminin böyle bir şeyden haberi var mı, yok mu olacağı konusunda bazı isimlerin haberi var mı, yok mu? Bütün bunlar şimdi sorgulanıyor tabii. Yani Milliyetçi Hareket Partisi içinde de, ülke ocakları içinde de. Ülkücü camia dersek belki daha özet olacak. Bunların içerisinde sorgulanan bir durum bu. Ve bu açıdan önemli. Diğer taraftan da bir siyasi cinayet nihayetinde, yani kim tarafından yapılmış ve kime yapılmış olursa olsun bir siyasi cinayetten bahsediyoruz. Bu ülke içerisinde yine şey mi acaba, hani yeni bir iklimin, sert iklimin başladığı anlamına mı geliyor? Bunu da sorgulamak gerekiyor. Bir taraftan da tabii şöyle bir şey var. Türkiye'de yargı süreci biliyorsunuz son dönemlerde tartışma konusu. İktidar zamanında her şey gibi bu da işte tartışılıyor, konuşuluyor. Ve nihayetinde acaba yargı nasıl hareket edecek ki bu soruşturma aşaması çok ağır eleştirilere sebep oldu. Dolayısıyla da çok ağır eleştiriler yöneltildi yani bu soruşturma sürecinde. Mesela bu bile zaten gösteriyor yani yargının bağımsızlığı başlığı altında acaba nasıl bir manzara göreceğiz? Gerçekten tahmin edildiği gibi mi olacak? Yoksa sürpriz belki bir karar çıkacak mı, çıkmayacak mı? Bunu göreceğiz. Bir başka açıdan baktığımız zamansa Türkiye'de artık siyasi üslup değişmeyecek mi? Değişecek mi? Neden hala aynı yöntemler kullanılıyor? Yani söylemde de eylemde de aynı yöntemler kullanılıyor. Bunlar eskilerde kalmış olması gereken şeyler değil mi? Yani bu bir türlü hani siyaset veya toplumun kendisi bu tür şeyleri aşamadı mı? Bütün bu soruların sorulması gerekiyor yani bu meseleyle beraber. Ve Derya bağlandı mı arkadaşlar? Evet, bağlamaya çalışıyorsunuz değil mi? Anlıyorum, peki. Sorunun ne olduğu konusunda bilgi de aktarın bana lütfen.
Evet, şimdi tabii Gönül zannediyorum tekrar bağlandı. Tamam, Gönül tekrar seninle birlikteyiz. Musa Özurlu hukukçu Mehmet Saral'la beraberdik ancak belirttiğimiz gibi aslında bir önceki yayının başında da artık mahkeme başladı. O yüzden buralar biraz daha sakin. Taraflar mahkeme salonundaki yerini aldı. Biraz toparlayacak olursak CHP lideri Özgür Özel ve CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu an mahkeme salonunda hazır. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da şu an şu dakikalarda mahkeme salonundalar ve tahmin ediyoruz ki artık mahkeme heyeti de yerini aldı ve başladı duruşma. Duruşmanın hemen öncesinde Ayşe Ateş kameralar karşısına geçti. Kısa bir açıklamada bulundu. Bugün mahkeme heyetinden biliyorsunuz dava ikiye bölünmüştü. Şu an içeride görüşülecek olan dava tutuklu olan 22 kişi üzerinden yürüyecek ama geriye kalan 17 kişiyle alakalı o dava ile ilgili henüz bir iddianame dahi hazırlanmış değil. Ayşe Ateş'in bu duruma tepkisi var ve bugün de mahkeme heyetinden o 17 kişiyle ilgili artık bir iddianame, bir süreç başlamasını talep edecek. Bugün öncelik talebi bu olacak Ayşe Ateş'in. Paylaştığı önemli bilgiler vardı. Yoğun güvenlik önlemleri altında geldi. Yakın korumalarla bizim sayabildiğimiz 6 tane yakın koruması vardı Ayşe Ateş'in. Zaten geçtiğimiz günlerde de çeşitli tehditler aldığını ifade etmişti. Yine aslında o tehditlere vurgu yapan söylemleri vardı. Kızlarıyla birlikte sürekli evde vakit geçirdiğini, hapis hayatı yaşadığını, yakın korumalarla bu süreci devam ettirmek zorunda kaldığını ifade etti Ayşe Ateş. Ve o 17 kişi üzerinde uzunca durdu. Ben kendisine bir soru yönelttim. Mersin olayı var biliyorsunuz. Mersin Limanı üzerinden üst düzey isimlerin uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yaptığı yönünde bazı bilgiler topladığı Sinan Ateş'in iddia edilmişti. Ayşe Ateş bu konu üzerinde duruyor ancak bir iddia, şayet bu iddia doğruysa ve Sinan Ateş'in elinde bazı bilgiler ve belgeler varsa tabii ölümünden sonra o belgelerde şu an yok oldu olarak sayabiliyoruz. Çünkü Ayşe Ateş'in elinde değil o bilgiler. Ben kendisine sordum bugün mahkeme heyetiyle paylaşacak mısınız bu Mersin olayını diye. O belgelerin şu an için kendisinde olmadığını ama olayın başlangıç yerinin de Mersin olduğunu düşündüğünü ifade etti. Yani aslında bu cinayetin daha çok mafyatik bir cinayet olduğu üzerinde duruyor Ayşe Ateş. Bu cinayetin arkasında yeraltı isimlerinin olduğu ama aynı zamanda siyasi isimlerle de bağlantılı yeraltı isimlerinin olduğunu vurguluyor diyebiliriz. Bugün de mahkeme heyetine o Mersin olayını yeniden hatırlatacak. Davaya dahil edilmesini, araştırılmasını talep edecek Ayşe Ateş. Akabinde de artık o 17 kişiyle ilgili yeniden bir hukuk mücadelesi başlatacak. Bugün o tutuklu olan 22 kişi hakim karşısına çıkacak ve ilk ifadelerini verecek hakime. 19 ayın sonunda ilk duruşma bugün Sincan Adliyesi'nde içeride kurulan mahkeme salonunda görülüyor. Tele1 muhabiri Derya Okatan da içeriden yakından takip ediyor. Bizler de içeriden aldığımız bilgileri Tele1 ekranlarına bu noktadan yansıtacağız Musa Özurlu diyelim ve sözü yeniden size stüdyoya bırakalım. Evet, şimdi sevgili izleyiciler tekrar birlikteyiz tabii. Gönül Kasap bizlere işte bunları aktardı. Şimdi isterseniz biraz sonra tabii tekrar bağlanacağız. Sinan Ateş cinayeti davası ile ilgili olarak Sincan cezaevine biraz sonra bağlanacağız. Bu arada bugün 10 Ekim gar katliamı ile ilgili de bir şey yapılacak, karar verilecek. Elbette Sinan Ateş davası kadar ondan daha önemli bir dava. Onu da ifade etmemiz lazım. Çünkü orada işlenen bir cinayet de var. Yani bir tek cinayet üzerinde tabii çok duruldu. Bu doğru. Ama bu sadece bir kişinin öldürülmesi meselesi değil. Üzerinde gidilmesi gerekiyor. Yani bir takım şeylerin deşilebilmesi, bir takım şeylerin ortaya çıkartılabilmesi bakımından. Diğer taraftan da bir cinayet, yine taammüden işlenmiş bir cinayetten, bir katliamdan daha doğrusu yapılmış bir katliamdan bahsediyoruz. 10 Ekim gar katliamından bahsediyoruz ve bunun da davası devam ediyordu ve bugün karar günü, karar çıkması bekleniyor. Şimdi bu konuyla ilgili bir şey var, biraz sonra bir bağlantı yapacağız ve bununla ilgili
ne hani gibi bilgiler aktarabiliriz? Son olarak biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yeni bir duruşma söz konusu olmuştu ve bu duruşmada sonuç çıkması bekleniyordu. Ancak bir sonuç çıkmadı çünkü sanık avukatları katılmadılar duruşmaya. Bunların hepsi birer taktik tabii yani biliyorsunuz ve her türlü yöntemi kullanıyorlar yani bu meselenin sulandırılması için. Ve tabii sonrasında da bu şey dava bugüne ertelendi. Bugün itibariyle bir sonucun çıkması bekleniyor. Peki şimdi nereye gelelim? Bir başka başlığa gelelim yine bu konularla ilgili olarak. Öncelikle bu Sinan Ateş cinayetinde ne oldu, ne bitti? Ona bir bakalım sevgili izleyiciler. Şimdi bir cinayet işlendi ve arkasından ilk tepkiler geldi ve daha sonrasında soruşturma başlatıldı ve sonrasında da